ne kurumsalık hayatım? Avukat mısın? Sessiz kadına versene bir. Sesi hiç yok galiba. Hoş geldiniz. Ama böyle olmaz ki. Bir paket pastil bitirdim. Yapacak bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Ha şaka yapacağım, yapamıyorum şu an. Üzgünüm. Sesin götünden çıkıyor derdim kadın olmasaydın ama kadın olduğun için diyemiyorum. Ama gırtlağından çıkmıyor, öyle söyleyeyim. Bu ne rahatsızlığı, hangi hastalık bu? Dün Sabancı'daydım. Sabancı'daydım. Sabancı'da. Sabancı'daydım. Evet. Sıcak nüfustaydım. Oğlum mikrofon alakası yok, konuşamıyor zaten. Mikrofonu yese şu an yine bir şey çıkmıyor, anladın mı? Erdoğan da böyle yapıyor. Mikrofon ses gelmiyor. Ben de duyamıyorum. Sadece şu an dudak okuyorum. Dün Sapanca'daydım. Sıcak havuzdaydım. Havuz sıcak. Çıkıyorum. Soğuk. Sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Hasta oldum. Devamı da vardır da. Ben de oluyorum. Bir ayda 10 defa grip oldum ben de. Kimle geldin? Eşim. Beraber miydiniz lan Sapanca'da? Evet. Beraberdik. O da keke... Ulan keşke senin sesi kısılsaydı. Zaten randıman alamıyoruz. Düzgün konuşanın sesi gitmiş. O kadar iyi seks yaptılar ki acaba özellikler mi eşitlendi? Yok, hiçbir şey olmadı. Çocuk aslında. Bana şey gibi geliyor. Öyle sevişmişler ki dilleri tutulmuş. Hani konuşamıyorlar. Nasıl geçti gece anlatamıyor böyle. 79, 89 her şey yapılmış yani. Ne iş yapıyorsun peki? Bir kamu kurumunda sağlık teknikeri olarak. Kamu kurumunda sağlık teknikeri olarak çalışıyorsun. Ama senin sağlığın bu şekilde. Sen ne iş yapıyorsun? Ben gıda toptancısıyım Avcılar'da. Bizi mi trolledin lan? Evet. Bugünü unutmayacaksın. Bugünün öncesi ve sonrası diye yıllar sonra anlatacaksın. Bütün akrabalarına vedalaş. Malatyalıyım, oradan geliyorum. Neresi de Malatya'nın? Malatya Mamurikliyim. Ne? Mamurik. Şekelesen daha iyi, yine anlaşılmıyor. Beyda, beyda. Süper. Nerede tanıştınız? Malatya'da mağazam vardı. Müşteri olarak geldi, yazıldım. Müşteri olarak geldi. Baktım kalp nabızlarım yükseldi. Kalp nabızlarım yükselince konuştum, öyle devam etti. Çocuk var. İki tane çocuğumuz var. Biri 17 yaşında, biri 8 yaşında. Senin 17 yaşında çocuğun mu var? Evet. Senin görünüyor da onun anlaşılmıyor. Erkek kız? 17 yaşındaki erkek, 8 yaşındaki kız. Allah bağışlasın. Kız daha güzel değil mi? Çok güzel, evet. Erkek? Odun. Erkekten sonra kıza şey diyor musun, lan biz neler çekmişiz? Tabii ki, babalığı kızda tattım. Bunu inşallah izlemiyor çocuk. Bu nasıl ayrım? Ayrım yapman çok güzelmiş kral. Bize bir fantezini anlatsana Malatya'da. Biraz ilerleyen zamanlarda anlatayım. Şu an çok heyecanlıyım. Gidin bir daha zatür olun, sevişin, öyle anlatın. Portluğa versenize mikrofonu. Son isteğini soralım. Öbür dünya var mı, onu söylesin bize. Kahkaha atıyorsun ya. Komik hayatım, yanındakine kızıyor. Ne kahkaha atıyorsun ya? Çünkü adam yaşıyor hayatta. Yaşayanlar gülüyor. Bari sen de gül, gülmekten öldü desinler. Kimle geldin? Sevgilinle mi? Evet. Hoş geldin. Üçgen. Bodybuilding. Daptar giymiş. Hoş buldum. Peki ne zamandır sevgilisiniz? 5 sene oldu. Vay, uzun bayağı. Evet. Peki bize bir şey anlat. Kas erkeklerine zeki olabileceğini göster bize. Marmaris'e gittik 3 arkadaş tatile. Zar zor izin aldık kız arkadaşlarımızdan. Neyse bir beach'teyiz. Hip hop bir ortam var. Tekno müzik çalıyor. Ne zaman? 2,5-3 sene oldu. Sevgilim var yani. Sevgilim var, evet. Zar zor izin aldık kendisine. Kulübe şeye gitmeyeceğiz diye. Gece hayatı olmayacak. Portluğa bak. Mekana gittik, işte alkol içiyoruz, bir şeyler içiyoruz. Yan masada işte bir sohbet dönüyor. Arkadaşlar kafası biraz çakır olmuş. Ben de emlak işi yapıyorum. Biraz hani insanlara salça olmayı seviyorum bu konuda. Hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, tanıştık, sohbet, muhabbet. Onlar da bir kız tayfası düşürmüşler. Bir kız tayfası düşürmüşler. Oğlum ne aşağılık bir dil bu.
buzluğa düşürmüşler. Bayağı açık açık diyor. Evet. Onlara bir şeyler lazımdı. Ben de hani direkt aracı oldum para kazanacağım diye. Dedim evet dedim çözerim size. Bir abim var benim Marmaris'te vesaire. Sen diyorsun insan emlakına da giriyorsun. Evet. Bunun adına siz emlakçılık mı diyorsunuz? Bu pezevenklik kardeşim. Sizin orada buna emlakçılık mı diyorlar? Ya, emlakçılık hani arabadır, arsadır, tarladır, her şey. Karakter ortalaması düştü. Velhasıl kelam işi çözülmesi gerekiyordu. Bir abim var dedim çözerim. Numaramı verdim. Akşamüstü aradı beni. Ne zaman yanına geleyim diye. Ben de o sırada bir restoranda yemek yiyorduk. Eczaneler kapanmıştı. Dedim abi dedim benim dedim başım ağrıyor dedim. Bir ilaç var mı? O da iki tane verdi. Aldım hemen köşede tuvalette onları güzel bir kırdım. Paketledim. Arkadaş geldi. Ona teslim ettim. 3500 lira para aldım. Gibi onu sattın. Evet kırdım tane tane tane. Hayır uyuşturucu zaten yasa dışı bir de onun da sahtesini yaparak double yasa dışı. Hani bu şey demek sadece polis s**mesin beni gayrimeşruler d**mesin. Aradan bir yarım saat bir saat geçti. Biz de şimdi parayı koyduk. Kız arkadaşına gece kulübüne gitmeyeceğim diye söz verdim kendisine. İşte patladığım için anlatıyorum. Sence buradaki en büyük günah gece kulübüne gitmek. Oğlum buradaki en masum şey gece kulübüne gitmen lan. Bir kızı ayarlamak için para alıyor. Pezevenklik yapıyor. Uyuşturucu satıcılığı yapıyor. Uyuşturucu sahte. Ve şey diyor. Yalnız işte o gün pişmanım gece kulübüne gittiğimi. Kriminal bir aşure gibi. Evet. O sırada kız arkadaşım için de bir şüphe düşmüş. Arıyor beni ben telefonum meşgul. Aha dedim sıçtım. Sevgi arıyor beni. Mevzuda tek korktuğu şey sevginin araması. Sevgi de beni korkuttu biliyor musun? Karabasan mı geliyor sevgi gelince? Ne oluyor? Yok ondan değil. Ben biraz çok yakalandım bu konularda. Harcayacak jetonum kalmadığı için. Konuşması da çok karaktersiz. Görmüyorsunuz da şöyle yandan konuşuyor böyle. Böyle anlatıyor. Evet. Jetonum kalmadığı için de patlama olayım yok. Ondan dolayı ne dese onu yapmak zorundayım. Çünkü yoksa ilişkimiz bitecek. Hesap ödedik kalktık. Yarım saatte otele gittik. Saat 11.30 falan görüntülü beni arıyor hala. En son açtım böyle üstüm yarı çıplak. Yorganı çekmişim üstüme. Efendim hayatım ona uyku numarası yapıyorum. Gittiler vesaire küfürlere bir bastı. Engelledi beni. Parayı aldım. Paraya gittim mekana verdim. Ne alkol içebildim ne eğlenebildim. Olan bana oldu. Oradan ayrıldık zaten. Bence çok ucuz kurtulmuşsun kardeşim. Bunu alalım mı diyor reji? Beyefendi. Malatyalı düşünüyorum. Mehmet'i aklımda. Beni de alın. Seni alırsak burada başımızı belaya sokarsın. Çok hayranım var. Beni şu an izlemek için bekliyor bütün emlak piyasası. Karar vermedim. Belki alırım. Belli olmaz. Yollayın. Şu mavili aşırı efendi bir adam gibi görünüyor bak şu. Sağa sola bakın evet. Levent Gültekin'e benziyorsun abi birazcık. İsmi tutturduk. Senin adın Levent mi? Levent. Ne iş yapıyorsun? Özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapıyorum. Nedir o kurum? Aslında iki kurumda görevliyim. Birisi Üniversitesi. Ne yapıyorsun Üniversitesi? Genel koordinatörlük yapıyorum. Peki ne anlatacaksın bize? Bir şey anlatmayacağım. Sizi izlemeye geldim. 15 dakikamızı aldı. Şey gibi şu an aldığımız eğitim ne kadar işimize yarıyorsa sen de şu an bu programın o kadar işine yaradın kral. Aynı şeyleri kattın. Üniversite reklamı gibi oldu. Giderseniz böyle bir süreç geçireceksiniz arkadaşlar. Hocam ne anlatacaksınız? Bir şey anlatmayacağım çocuklar. Salak mısınız? Niye geldiniz? 175 burs verdi. Şüphelenmediniz mi yani? Siz çift misiniz bu arada? Evet. Yakışıyorsunuz. Eyvallah. Hangi bölümdesin? İşletme. Kimya mühendisliği. Yıldız Teknik. Ne güzel. Yıldız Teknik'te gerçek üniversiteli iki genç Levent Bey. Emeğin hakkıyla üniversiteye kazanmış iki genç. Nasıl bir duygu bunlar? Bir bakar mısın? Üniversiteye giderken biraz depo yapmış olursun. Bizde her sene 10 bin mezunumuz var. Sizden mezun olan? Evet. Hocam zaten parayı veren mezun oluyor. Minibüsçüye benzeyen adam müdür yapmalarından belediye mi? Estağfurullah. Minibüs değil de. Ya şey minibüs, bu tepede sallanan. Ben de minibüsçüye benziyorum kral. Bu ülke şu an minibüslere benzeyenlerin dönemi. Bizim dönemimiz şu an. Eğitimlerin aydığı dönem. Hoş geldin bebişko. Konuşmasam olmaz. Hayır. Adın ne? Esra. Nereden geliyorsun? Gaziantep. Bize anlatmak istediğin bir şey var mı balım? Bayramlarda şeker toplamaya gidiyorduk biz. İki ablam, ben, bir de kuzenim gitmiştik. Antep'in böyle çete gibi kızlarından yolumuzu kestiler. Şekerlerinizi verin falan dediler. Verdiniz mi? Vermedik. Sonra birisi bıçak çekti. Ablam dedi ki koşun annemlere haber verin falan dedi. Biz üçümüz ablamı orada bıraktık. Şeker için bıçaklanacak mıydınız? Evet sorma. Evet. Biz üçümüz ablamı orada bıraktık. Önümüze geçti ablam. Siz kaçın dedi. Ablaya bak şeker için canını veriyor. Yerim sizi ya. Ne tatlısınız ya. Evet. Ev uzaktı. Yakında cami vardı. Biz de gidip Allah'ım ablama bir şey olmasın diye dua etmiştik. Bianca!
Ablası yardım çağır, koş yardım çağır diye camiye gidip dua ediyor. Bizim bir sıçış hikayemiz var ama eşim de anlatsın. Anlatın. Sınır dışı edildik biz. Nereden? Slovenya'da. Niye? Schengen vizesi olmadığı zamanlar, o zaman daha evli değildik. Çocuk var mı? Şu anda var, o zaman yoktu. Kaç yaşında şu anda? 10. Erkek mi? Erkek. Evet. Bir de siz medenisiniz filan, konuşmaya çalışıyorsunuz, vurma yok. Aynen, göz hizasına yiyin. Normalde daha eğitimsiz mesela da... Çünkü neden? Bizde birey yerine koyuyorlar çocuğu. Bizi birey gibi büyüttüler. Böyle yetişkin adam gibi dayak yedik biz. Neden? Bize saygı duyuyorlardı çünkü. Valla bazen içimizden geliyor öyle şeyler yapmak, terlik fırlatmak falan. Sizin için döverim istiyorsanız oğlunuzu ama... Hani bu bir hizmet olmaz diye düşünüyorum. Evet. Evet, Slovenya'dasınız. Çekoslovakya'ya vize almıştık. Trenle giderken aradaki ülkeyi kaçırmışız, Slovenya'yı. Kondöktör geldi, biletleri sordu. Dedi, Slovenya'dan geçiyorsunuz, vizeniz var mı dedi. Ne Slovenya'sı dedim, bizim Prag var dedi. Siz bir sonraki durakta iniyorsunuz dedi. Bizi indirdi, karakola götürdü. Budapeşte'ye dönen tren olduğunu öğrendik. Treni yakalayabildik. Budapeşte'ye geri dönüp uçak bileti alıp Çekoslovakya'ya geçtik. O kadar sosyetik bir sıçma hikayesi. Herkes özende a**ayım. İnşallah biz de böyle bir sıçma hikayesi yaşarız diye. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Kız Gaziantep'te parkta dayak yerken git yardım çağır demiş ablası. Bıçaklanır. Şeker için bıçaklanıyormuş. Yardım çağır demiş, gidip camiye koşarak dua etmişler. Ya. Bunlar da... Orada yakınca Çekoslovakya'ya geçmek zorunda kaldık. Arkadaşlar şey yapabilir miyiz? Ya yapabilir miyiz üç deyince? Bir, iki, üç. Ya. Kahrolduk ya. Ben uzun yıllardır böyle bir acı hikaye duymamıştım ya. Bunu yayınlayabilir miyiz bilmiyorum. İzleyicilerimiz, lütfen metin olun bu hikayeyi dinlediyseniz. İstersen İstanbul'daki ilk cuma namazımı anlatabilirim. Evet. Üniversiteyi kazandım. İstanbul'a geldim. İlk cuma gününe denk geldi. Namaza çok geç kalmıştım. O yüzden hızlı bir şekilde kendime yer bulmaya çalışıyordum. Çok kalabalıktı. Birinin önünden geçtim. Ayaklarını gördüm. Siyah çorap giymiş ama çorabın beş parmağının beşi de delik, çoraptan dışarı fırlamış. Yani bu kadar garibansan, hani bir deliğim var. Hadi bilemedin iki deliğim var. Beş parmağın beşi de delikse çıkar çorabını. Hani namazını öyle kıl. Öyle düşündüm. Adamın yüzüne döndüm, baktım kim bu diye. Meğersem adam siyahiymiş, ayağında çorap yokmuş. Çok seviyorum sizi. Eyvallah!